Hatta şu ayetleri tamamlayayım da ondan sonra şeye geçelim, Mülk suresine geçeyim. Bela kad caetke ayati fekezzebte biha. Hayır, hayır diyor, denecek ona. Allahü Teala diyecek ki sana benim ayetlerim geldi. Okundu da sen ona karşı yalan söyleyip durdun. Yok canım, Allah bundan bunu, Allah bunu kastediyordur, şunu kastediyordur. Onu o tarafa, bunu bu tarafa, sen ortadan yürü. Vestekbarte, ve kendini büyük gördün. Ne demek? Ayeti, Allah'ın ayetini kendi kafana göre yorumluyorsun. Bu çok mühim. Her dersimizde tekrarladığımız ayetleri yine tekrarlamak zorundayız. Kur'an'ı kim açıklardı? Allah açıklardı. Şimdi biz mesela burada dikkat ediyor musunuz? Ya zaten biliyorsunuz. Hep o ayetin yanında öbür ayet, onun yanında öbür ayet. İşte efendim cehenneme girerken itiraf edecekler dedik kendi görüşümüz olarak mı? Biraz sonra ayetler okuyacağız. Peki Allah'ın ayetlerini biz açıklarsak bu ne olur? Kendimizi ne yapmış oluruz? Allah'ın yerine koymuş oluruz. Bu kibirlenmek değil mi? Şeytan ne zaman Allahü Teala ne zaman ona kibirlendin dedi? Kendini Allah'ın yerine koyduğu zaman değil mi? Allahü Teala dedi ki niye secde etmedin? Ben daha hayırlıyım dedi. Ya benim sözüm senin sözünden doğru. Burada ne oluyor? Allah şöyle şöyle diyor, sen kendi kafana göre böyledir diyorsun. Ya kardeşim, Allahü Teala diyor ki Estaizu bi elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eden ayettir. Sonra da hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Görüyor musunuz? Bak bütün ayrıntıları Kur'an vermiyor mu? Niye böyle? Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Niye? Şimdi Allahü Teala bir taraftan diyecek ki ben leysel insan illa masaa, bir kişiye çalıştığından başkası yoktur diyecek. Bir taraftan kader inancını müşriklerin inancı olarak tanımlayacak. Ondan sonra ben bilinceye kadar işte vele alemenne vele yalemennallah veli yalemallah gibi o kadar çok ayet Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bunu anlatacak. Ve Kur'an'ı anlamsız hale getiren bir kader inancı ortaya atacaksınız. Tamamen kendi kafanıza göre. Kelimelere kendi, hani Allahü Teala bir ayeti açıklamayı kişinin kendisini Allah yerine koyması olarak nitelediği halde bırakın açıklamayı, onlar o ayetin yapısını kendi kafalarına göre bozuyorlar. Buna ne denir? Ya Allahü Teala ayeti açıklamayı sen kendi kafana göre yaparsan bunu kendini Allah yerine koymak diyor. Sen ayetin yapısını bozuyorsun. Yok efendim Allah imtihan etmez diyorsun. Allah imtihan için yarattım diyor. Sen imtihan etmez diyorsun. Mecazdır diyorsun. Lan nereden çıkardın? Neye dayanıyorsun? Allah bilene kadar diyor. Yok efendim zaten biliyor diyorsun. Öyle de bir noktadan yakalıyorlar ki İşte yok efendim Allah gaybı bilmez mi? Yani iftiralarla işi kapatmaya çalışıyorlar. Evet. Yani her şey alt üst ediliyor ve Müslümanlar da işte böylece yerlere sürünecek bir noktaya geliyorlar. Şimdi bak diyor ki قَدْ جَاءَتْكَ اَيَاتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا. Sana ayetlerim geldi. Sen de onun karşısında yalan söyledin. Şu ayeti açıklayan ayete bakacağını sen kendi kafana göre ayetin yapısını değiştirdin. Kelimelerin anlamını değiştirdin. Ve stekberde kendini büyük gösterdin.
Ve künte minel kafirin, ve kafirlerden oldun. Çünkü kendini Allah'ın yerine koymak bu değil. Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallah, Allah'a karşı yalan söyleyenleri kıyamet günde göreceksin ki vucuhuhum musvedde, yüzleri kapkara. Eleyse fî cehenneme mesfennil mütekebbirin, cehennemde bu kibirlilerin kalacakları yer mi yok? وَنُنَلْجِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, kendilerini koruyanları, müttekileri de kendi başarıları sebebiyle cehennemden kurtarırız. Kendi başarıları sebebiyle. Yoksa öyle Allah, ana rahminde Allah cennetlik yapmış falan, öyle değil. لَا يَمَسُّهُمُ السُّٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, onlara bir kötülük dokunmayacak, üzülmeyecek.